Efendim, tartışmaya başlamadan önce 4 yıl süreyle içinde bulunduğum deneyimden aklımda kalan 4 başlığı vurgulamak istiyorum ve bunun arkasından da gerek Meksika'ya gerekse Hamburg'a atıf yaparak İstanbul'a yönelen bazı sorular geliştirmek istiyorum. Önce Urban Age'in İstanbul için gerçekleştirdiği emekli araştırmalara burada gönülden takdirlerimi sunmak istiyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın yönlendirmesinde kurulan İstanbul Metropolitan Planlama deneyimi bizim için inanılmaz büyük bir planlama serüveniydi. Burada ilk olarak planlamaya taraf olan sektörlerle yüz yüze gelmek ve onlarla tanışmak fırsatını bulduk ki bu Türkiye'de ilk defa gerçekleşti. Yüze yakın akademisyen ve onlarla çalışan her sektörden 400 genç adam bir okul disiplininde araştırmaları gerçekleştirdi. Şunu söyleyebilirim ki artık İstanbul'un kuşları nereden nereye uçuyor, İstanbul'un balıkları nasıl geziyor, endemik bitkileri nedir, deniz dibi plantasyonu nedir, sosyal yapı derinlemesine, ekonomisi, ulaşımı, tarihi çok geniş bir araştırma perspektifine girdi. Burada bu büyük ve çok kapsamlı çalışma içinde aklımda kalan çok uzun bir hikaye olmakla birlikte en önemli kabul ettiğim 4 faktörü sizinle paylaşmak istiyorum ve soruları da tartışmayı da bu yönde gelişmesini teklif ediyorum. Birincisi, İstanbul'u istediğiniz kadar ölçün. İstanbul'un yasa dışı gelişme sürecinin başında gelen faktör çevresini kontrol edememesinden, çevresindeki yerleşmelerin başka kontroller altında olmasından. İstanbul'un doğusunda 5 milyon nüfuslu bir metropol kuruluyor ve bu başka yönetimlerin kontrolündedir. İstanbul'un doğusunda yeni bir 5 milyon yönetim kuruluyor sınırların dışında. O başka bir yönetimin korusundadır. İşte bu talepler sağda ve solda 1 milyon iş gücünü içeren endüstriyel gelişmeler İstanbul'un yasa dışı gelişmesinin başlangıç nedenlerini oluşturuyor. Ve bu sebeple su havzaları büyük bir tehdit altında. Bu gördüğünüz, duvarda gördüğünüz resimler Sultanbeyli'den yerleşmeler, bütünüyle kamu mülkiyeti olan orman alanlarının yoksul kesim tarafından işgal edilmesi ve bunun arkasından gelişen hızlı yoğunlaşma ve yapılaşma sürecidir. Şimdi burada deprem riskini de gözettiğimiz zaman İstanbul bu dönüşüm sürecini nasıl gerçekleştirecektir? Bu yeniden küllerinin altından nasıl canlanacaktır? Ben bu soruları yönlendirmek istiyorum. İlk sorum Faruk Göksu'ya olsun diyorum. Şöyle diyorum, kendisi uzun bir pratikte böyle bir dönüşümü gerçekleştirdi. Çok mütevazi gecekondu alanlarını portakal çiçeği perspektifi içinde, vadisi projesi içinde bunu başarıyla hayata döndürdü ve İstanbul'da çok ciddi de sorumluluklar aldı. Tarihi Yarımada da sorumluluk aldı ve şeyde sorumluluk aldı. Buyurun Faruk Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Galiba 5 dakikalık sürem var. Yes, please.
5 dakika içerisinde özellikle 3 konuşmacı forum peki nın sunuşlarını da dikkate alarak kendi deneyimlerinden hareketle İstanbul'a ilişkin birkaç mesaj vermek istiyorum. 25 yıllık plancıyım. İlk planlama ve katılım deneyimim Ankara'da bir gecekondu alanında oldu. Bir gecekondu kooperatifi. Oradaki insanlarla toplanıp onların sorunlarını dinleyip bir takım önerilerde bulundum. Hayatımda aldığım ilk ders oydu. Önerdiğim proje yaşayanlar tarafından kabul edilmedi. Çünkü o alanı iyi algılamamış ve orada yaşayanların önceliklerini iyi belirleyememiştim. Bu birinci dersti benim için. Aradan 5 yıl geçti. Bir başka sorumluluk verildi. Türkiye'nin ilk dönüşüm projesi, Portakal Çiçeği, Dikmen Vadisi duymuşsunuzdur. Verilen misyon şuydu. Şirket aracılığıyla bürokrasinin dışında bir alanın dönüşümünü nasıl yaparız? Bunun üzerine kurgulanmış bir stratejiydi. Halkla toplantılar yaptık. Görüşlerimizi açıkladık. Bir belediye şirketi kuracağız. Bu şirket aracıyla bunları yapacağız. İkinci aldığım ders buydu. Halk, yani mülk sahipleri, kamu şirketi değil, kamunun da yer alacağı, bizim de ortak olacağımız bir şirketin kurulmasının daha doğru olacağını ve kamu payının %51 değil, %49 olması gerekliliğini savundu ve bu konuda uzlaştık. Üçüncü dersim Bursa'da oldu. Portakal çiçeği başarısını, modelini, yani kamu, mülk sahipleri ve yatırımcının birlikte geliştirdiği bu modeli Bursa'ya transfer ettik. Oradaki halkla konuştuk. Modelin inceliklerini anlattık. Reaksiyon aldık. Aldığımız reaksiyon şuydu. Biz şirket falan kurmayız. Şirkete ortak olmayız. Biz belediye başkanına güveniyoruz. Tüm yetkileri onunla paylaşarak bunu geliştiririz. Bu üç örneği niye verdim? Eğer siz yönetici olarak, plancı olarak kafanızda bir takım modelleri kurgulayıp bunu yukarıdan aşağı orada yaşayanlara dikte ettirirseniz bir çözüm bulamıyorsunuz. 10 yıl önce İstanbul'a geldim. 10 yıldır İstanbul'da uzlaşma yönetimi yapıyorum. Bir tane proje gerçekleştiremedim. Neden? İstanbul'da beklentiler çok yüksek. 5000'e yakın kişiyle bir araya geldim. İstanbul'da sorulan soru şu. Yükseklik ne? Yüzde kaç veriyorsun? Yani imar hakları ne kadar? Artı finansman olduğu için bunun ne kadarını bize veriyorsunuz? Şimdi bu yaklaşım bitti. Urban Agent programının kapağına bakarsanız 30 yıllık kentleşme deneyimimizi bu fotoğrafta görürüz. Boş alan yok. Yeterli kentsel standartlar yok. Temel soru şu. Biz kentsel arsanın yeniden kullanımını nasıl sağlayacağız? Hepimizin bunun üzerinde durması lazım. Yaşayanlarla birlikte nasıl sağlayacağız? Küresel sermayenin biçimlendirdiği yeni alanlardaki kentsel değeri bu alanlara sosyal konut yapımı,
yeşil alanda kullanmak üzere nasıl aktaracağız? Değerli arkadaşlar, İstanbul küresel gelişmenin odağında. Dün de tartışıldı, evvelsi günde tartışıldı. İstanbul'a yeni bir rol biçiliyor. Bu rol, biçilen rol çerçevesinde İstanbul'un belli bölgeleri gelişiyor, dönüşüyor. Ama bu fotoğraftaki alanların dönüşümü nasıl olacak sorusunu hep birlikte, sorusunun yanıtını hep birlikte aramamız lazım. O zaman beklentileri ne kadar minimize edeceğiz? Yaratılan değeri bu alanlara nasıl akıtacağız? Artı mimarla plancının, gayrimenkul sektörüyle finans sektörünün buluşmalarını nasıl sağlayacağız? Buradaki değerleri yoksul dediğimiz, sorunları fazla olan alanlara nasıl aktaracağını üzerine tartışmamız gerekiyor. 30 yılda, 40 yılda yarattığımız bu alanları 30 veya 40 yılda dönüştüremeyiz. Ama 3 projeden aldığım mesaj şu: eğer yeni vizyonumuzu doğru koyar. Thank you, Faruk. I think those are very good questions. Professor Sarkis, would you like to take over, please? Take over? I don't know, but I'll make some comments. I actually wanted to congratulate the three presenters earlier for elegantly avoiding retrofitting as a term. In many ways, it does belong to a baggage of consequences or heritage that we probably inherited from the late 60s and early 70s in the aftermath of what some of the images you showed, in the aftermath of urban renewal and the emergence of sort of vehement attacks against the kinds of projects that were being conducted by the experts. So retrofitting came with adaptive reuse as a response to what was going on as urban renewal, as a clear opposition to it. Approaches like projects versus plans, top-down versus bottom-up, experts versus citizens, as Jose mentioned, do belong to that moment in particular. And it shows how much of the rhetoric that we work with today has been developed out of this confrontation. And perhaps it is also a moment for us to reflect on whether the terminology that we use is befitting the practices that we have in front of us, or the kinds of problems that are now being put at the doorstep, on the doormat of the architect or the planner. Based on that moment, I would like to say that, in response perhaps to the question that you raised, Omer, that the responsibility of the architects in relation to the urban has been framed in those terms. And at that moment in history, in the aftermath of that debate, architects somehow withdrew, resenting the kind of public participation that had been imposed on them in terms of the design process. In the context of a democracy, the public usually claims access to the design process as part of their access to the built environment, and that the architects rely on those same grounds of democracy to say, we have the right of expression, the freedom of speech is a freedom of our expression. And somehow in that debate, a line has been drawn along the way of settling it in such a way that architects have claimed the aesthetic terms, whereas they have given over to the general public certain attributes about what rights do they have of access, what issues, more the kind of procedural dimension of things. What happened in terms of the architects who are more socially engaged or wanted to be more urban is that some of them took on the blame. The sort of the blame that the public has put on the architects is in part the responsibility of the architects taking it on, but they do that like many zealots. They take on the blame in order to gain the responsibility. And I think that in many ways has been incommensurate with the abilities of the architect to handle the kinds of problems that they thought they were able to handle. Some other architects have abandoned architecture altogether and moved, like Robert Goodman and others, to become more activists, saying that these problems cannot be solved in architecture, but they're important to solve
let's move on. And others have withdrawn to seek a kind of more elitist position, saying that architecture is not about all of that, it's another world. So why don't we move somewhere else? I think that the projects that we saw today, the ones you showed, the ones that Chris Tensa showed and Castillo, are a proof that architecture has managed to create different kinds of agency for itself, showing that we can, from within the discipline and the tools of the profession, take part in a kind of public role that we have before not been able to do. And along the way of doing that, we have reinvented in a way the tools that we need in order to do that, the kinds of partnerships that you've talked about, the kinds of definitions of scales of projects in order to be able to be more effective are new. So in a sense, we've reshaped the table that we work on, and along the way also changed the tools that we work on. Something that Jose mentioned at the very end, I just want to repeat in terms of summarizing the social role of the architect, is that along the way also we have learned to show that the physical environment is constitutive of the citizens' rights, but also its qualities, so that we are no longer talking about it as simply a manifestation of what happens when people are free or able to participate, but that the quality of the physical environment, even its beauty, are constitutive of the citizens' capabilities. Building their capabilities through giving them beautiful environments is very important. Now, the notion of capabilities comes from Amartya Sen and his critique of the idea that what we need in a democracy is an equal distribution of goods. He says that what we need to do is an equal distribution of rights. And I would like to use Amartya Sen as a way of revalidating the role of the planner. Because I think in much of our discussion, we blame the planner or we blame the plan for many failures. And I follow his reasoning about public rational action to talk about planning. Sort of transliterating from Sen, I would ask, why do we continue to make plans when they do not work? Because they represent, I answer along the lines of Sen, a collective rational action towards a common good. We don't produce them, even though we don't realize them, the exercise itself is essential. Why do we continue to make plans when plans show that individual action is selfish and it's always working against the collective? We continue to make plans, and we should, because plans ultimately show us that that distinction between the individual and the collective is a false one, and that individuals will learn along the way of testing their individual greeds that the collective is constitutive of their individual interests and needs. Why do we continue to make plans? Why insist on the rational action approach when so many unpredictables come in the way? Because along the way, like we're doing in the urban age, we collect data, we assess paths of the unpredictable in order to understand it and making it more predictable. So I would like to say at the very end that the task of the architect and the task of the planner may not be so reconcilable at every level, as many of the projects showed, but that they are both indispensable for the improvement of the city, as you mentioned, and for the improvement of citizens' participation and citizens' capabilities. Thank you, Hashim. Would Ms. Gürsel Tabanoğlu want Tabanlıoğlu. To respond? Sorry. Maybe it's want to respond to that. Şimdi bugün dönüşümlerden bahsediyoruz. Bunları hem şehir ölçeğinde hem de bina ölçeğinde ve mimarların buradaki katkısı. Hele ki bugün baktığımız zaman dünyanın içinde bulunduğu çok ciddi bir kriz var. Ve bu kriz ve ekonomi, yatırımlar bunların hepsine bir taraftan bir daha bir incelediğimiz zaman esasında bu dönüşüm projelerinin de hem şehirler için hem şehirlerde yaşayan şehirliler için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tabii ki dönüşümler derken şunu da ifade etmeliyim ki ben plastik dönüşümlere çok karşıyım. Yani birden hızlı dönüşümler, kentin kimliğini yitirmesine neden olan dönüşümler. Bu dönüşümler ya bina ölçeğinde de olsa, mahalle ölçeğinde de olsa veya daha büyük ölçeklerde de olsa birer iyi virüs olarak adlandırılmalı kanımca. Birer bulaşıcı hastalığa dönüşmemeli. Çünkü aksi takdirde kentler gerçekten kimliklerini yitirme sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ben açıkçası bir İstanbullu olarak hem bir mimar olarak hem de bir mahalleli olarak bir şehrin bir bölgesinde nasıl değiştiğini şahit oldum. 15 senedir yaklaşık Pera bölgesindeyiz ofis olarak ve
orada kendi kendine şehrin kendi değişimine izin verildiği zaman esasında ne kadar da doğru bir gelişimle karşıya karşıya kalındığını gördüm. Biz 15 sene önce ilk geldiğimiz zaman hemen yanımızdaki bina bir pavyondu. Biz sabah işe gelirken orada çalışanlar çıkardı ve böyle bir devir teslim vardı. O bölgeye açıkçası herkes girmekten korkardı. Çünkü işte drug vardı, diğer bir takım sorunlar vardı. Ama bugün bu 15 senedir görüyorum ki esasında her gün ve her geçen sene o bölge çok daha iyi bir şekilde yapılanmaya başladı. İşte bir gün bir organik foodcu açıldı. Ertesi gün onun yanına iyi bir caz kulübü geldi. O İstanbul'un en iyi caz kulübü oldu. Ve sokakta birçok insan barışık olarak yaşamaya başladı. Ama bu demek değildi ki o bölgede esas yaşayan ve o bölgeyi bölge yapan kişilerin orayı terk etmesi ve bir bambaşka insanların oraya gelmesi. Bu bir geçiştir. Bir kısım insanlar orada kalır, yerleşmiş kişiler kalır. Bir kısmı gider, yerini başkalarına bırakır. Ama bir barışıklık içinde şehrin yeni ve eskinin entegrasyonu söz konusudur. Biz bu anlayışla 4 tane projeden ben çok kısaca bahsetmek istiyorum yaptığımız. Bunlardan bir tanesi İstanbul Modern Projesi'ydi. 1960'larda yapılmış, hem de Türkiye'de çok önemli bir mimarın Sedat Hakkaldem'in yapmış olduğu bir antrepo binasını bir modern sanat müzesine dönüştürdük. Mevcut bir binanın yeniden başka bir işlevle kullanılmasıydı ve bu bölgenin de esasında ilk olarak kullanılmasıydı diyebilirim. Çünkü esas bu projeye neden olan Galata Port Projesi gene tarafımızdan yapılmıştı. Ve tam İstanbul Boğazı ile Haliç'in buluştuğu bir yerde esasında uzun süredir de İstanbul'un çok küs olduğu bir bölgenin yeniden rehabilite edilmesi projesiydi. Mixed-use bir projeydi. Şu an mevcut bu büyük gemileri görüyorsunuz. Bir port görevi yapmış bir bölge senelerdir İstanbul tarihinde. Bunun da tekrardan korunmasıydı, terk edilmemesiydi projenin ana esaslarından bir tanesi. Ve ilk olarak da tarihi yarımadayı görebildik bu bölgeden. Çünkü bundan önce o silüeti maalesef bu taraftan hissedemiyorduk. O proje maalesef politik birçok nedenden olamadı ama ana çekim noktası olarak adlandırdığımız İstanbul modern bir şekilde Türkiye'nin ve İstanbul'un modern sanat hayatına kazandırılmış oldu. Bir ikinci proje Büyükdere Caddesi'nde. Bugün Büyükdere Caddesi'nde çok büyük bir değişim yaşıyoruz İstanbul'da. Çünkü eskiden şehrin dışında olan bu bölge bugün artık şehrin tam ortasında kalmış bir yer olarak adlandırdığımız bir yer ve bu büyük parseller eskiden fabrik olarak kullanılan parseller bugün çok çeşitli proje kullanımlarına tekrardan yeniden hayata geçiyor. Tabii ki burada çok önemli bir konu sosyolojik açılım, çünkü bu Büyükdere Caddesi'nin ön tarafı ve onun diğer tarafındaki kısımlarda metrekare fiyatları 10-12 bin dolarlarken hemen arkasında belki 800 bin dolar arasındaki bir aralığa görürüz. Yani bir caddenin sağ ve solu arasındaki bu farklılıklarda esasında buradaki çok ciddi bir sosyal farklılığı da dikkatimizi çekiyor. Ve burada yapılan projelerin de esasında bu entegrasyon içinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz orada bir fabrika binası olarak yapılmış bir karkası gene bütün katmanlarını hissederekten bu dönüşümde bir rezidans projesine çevirdik. Buradaki amaç şuydu, bu bölge tamamıyla gece saatlerinde terk edilen bir bölgeydi. Bir konut projesi olması bu bölgeye sahip çıkılmasını doğuracaktı. Bir mahalleli oluşmasını neden olacaktı. Bir diğer proje Beyazıt Kütüphanesi. Şu an maalesef İstanbul'da meydan yok. Yani siz de hissetmişsinizdir, burada yeni gelenler ve burada yaşayanlar hep birlikte toplanabileceğimiz, bir takım konserlere şahit olabileceğimiz meydanlarımız yok. Beyazıt Kütüphanesi ve önündeki meydan İstanbul'un ve Türkiye'nin politik hayatında çok önemli. Okay, I stopped. Only 2 minutes. Only 1 minute, okay? It's okay. Bu dönüşüm projesi de gene aynı zamanda bu önündeki meydanın da tekrardan İstanbul'a kazandırılmasıydı. Şu an yaptığımız son projede, yani şu an hepimizi çok kamuoyunda ilgilendiren Atatürk Kültür Merkezi'nin tekrardan gündeme getirilmesi, tekrardan gene önündeki meydanla kazanılması. Bu binalar ve önündeki meydanların birlikte yaşaması şehirler için çok önemli ve bu dönüşümlerin de şehirler için önemli olduğunu düşünüyorum. Thank you. Thank you very much. Mr. Brown. Thank you. those were three very interesting presentations by three very talented architects.
These were not the architects who have built most of the areas of Istanbul that we saw when we were touring around, however, and I'd like to talk about who actually is making the city as it is, as we see it. We're talking about retrofitting, which I think is a seductive but slightly dangerous word. It brings a metaphor of the engineer of the city, making sure the machinery is working correctly. And perhaps we should wonder whether the city can actually retrofit itself. If the city needs to change, how can its own engines drive that? When we looked at Yapsat buildings, post-Geçikondu buildings, and modern housing blocks, there were some clear differences emerged. And this is obviously a fairly ignorant perspective, because this is one day's visit. But the post-Geçikondu development and much of the Yapsat development appeared to be sometimes messy, very urban, quite diverse in building types, like the buildings up there, quite adaptable, quite inclusive. There was a DNA of the city that you could see in there. Some of the modern blocks, on the other hand, the ones designed by the man who Saketu Mehta called yesterday the mad architect who works around the globe, were completely the opposite. They had involved displacement. The only way one could retrofit them would be with a bulldozer. And they achieved, going back to some of the discussion this morning, they achieved that trick of, while being quite expensive, because pulling them down to replace them will be a very expensive job, they managed to look cheap in the urban landscape. So given this contrast of a type of development that expresses the DNA of a city and the type of development which is an evolutionary dead end, if one needs to retrofit to adapt the city, is it possible in some way to once again empower and incentivize communities and citizens to actually change their areas? That's what appears to me, as an outsider, to have happened during the legitimization of Geçikondu development. To empower and incentivize greater mix, more density, better resilience to earthquakes, the acceptance of social change and the changing social mix in the area, rather than an approach, the tabula rasa approach that's familiar from, certainly from the UK, and I think we heard people talking about earlier this afternoon. And I wonder whether we should look at that type of approach with the state setting the rules to ensure the necessary consistency of design and the necessary level of heritage protection, massing, density, all those things, and also to concentrate on the public realm and the infrastructure that's needed to create the public space, the public sphere that surrounds the individual buildings, and allow a level of private enterprise to return to actually changing the city in an incentivized situation. I come from London, where our obsession with updating property has driven the financial system to the edge of collapse, as well as leaving us with a persistent housing problem. I certainly think in looking at some of these approaches to development, there are lessons to be learned for London, and I wonder whether there are some lessons to be learned for Istanbul too. Thank you. Mr. Bodek. I was actually very taken by a little phrase, short words, that Case had on his presentation, and that was sustainability, blah, 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 which I thought was excellent. It was excellent because, just like Omar also said, there is a lot of blah, blah, blah when it comes to the subject of sustainability and environmental design. But in a way, what I also noticed in these 2 days, there has been very, very little blah, blah, blah about sustainability. And when we talk about whether we use or don't use the term retrofit for a city, a lot of the discussion, quite rightly so, has been focused on the physical, on the visible, and very little to almost none on the invisible in terms of infrastructure, how a city survives, food, waste, water, energy, without which a city can't survive. I was very happy to see there was actually a common point across the presentations of Omar, Case, and Jose, and that was flooding. So all three speakers acknowledged the problem. They exist in many, many cities, and flooding not just in the developing or emerging worlds, but even in the developed, London. In 2 examples, the Hafen City, we need to elevate it by 3 meters, the building,
One of the projects you showed, the valley, oh, the solution is let's take away 20 meters. It is indirectly acknowledging a problem, but kind of shifting away from the issue. So my personal and big concern is how is this issue really tackled? Energy is a security issue these days on a national level, and it should be one also on city level. But it is a little ticking time bomb, equally with water. The costs that we pay today are not the real costs. Things will change. A lot of the utilities, I'm not so sure about Istanbul, and I'm interested, but in London are in the hands of private companies. So when you start dealing between private-public debate, I'm quite wondering how this third element, let's call it, features in the whole equation. So instead of speaking much more, I just would like to say two things. The first is that when we deal with urban planning, my feeling is you need to deal with another element in the profession, which is an environmental element in the profession. It isn't just about architecture, urban planners, politicians. It is the environmental, whether you call them engineers or architects, they need to feature in this equation. There is a close relationship between the macro, which is city or neighborhood, and micro in terms of energy, water, waste. Those traditional architects that deal with buildings, water, energy comes from somewhere else, not my problem. The civil engineers who deal with infrastructure don't care about the buildings. But actually, sustainability, even in that term, is an intrinsic link and needs to be seen as such. So I'd just like to pose one question only, and that is, how does Istanbul treat this subject beyond the slogan, sustainability, blah, blah, blah? Thank you. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, we're running out of time, but we are all very eager to hear the last comments and probably a last reflection from Richard Sennett. I'll be brief, although that's very hard for me, but I will. No worries. I know you're tough. Thank you for these three presentations. They're really interesting. And they raise all three of them a subject that, to me, is a quite passionate one, which is about the relationship between retrofitting and a kind of discourse about decay in cities. And this discourse of decay is not innocent. When we assume that a district decays, as for instance in Hamburg, that this part of the Elbe, which was a kind of red-light district filled with whorehouses, was decayed and that something had to be done about it. It hides the fact that also in this district was all the, a lot of the light manufacturing of Hamburg. The same thing is true in New York City. Times Square, which was seen as decayed and had to be renewed, also contained a lot of the light manufacturing for the center of the city, printing. It serviced the cultural industries, that's where the costumes were made, etc. The discourse of decay often is presented as a kind of progressive disease, like a cancer, which can only be stopped by very radical measures. And those radical measures usually involve very drastic surgery by big business. Now, what retrofitting of existing structures does is assume something else, that a structure or a neighborhood that is run down can be repaired, that it doesn't require drastic surgery, and that the repairs can be made by small business rather than big firms. And as an urbanist, it seems to me the reason that we should always prefer retrofitting to drastic surgery is that the act of retrofitting is enabling economically to people without great power. And I think this is, of course, there are some kinds of issues like
infrastructure development where we simply have to perform drastic surgery. But to me, the preference we should always have as urbanists is to take what's there as reparable, which has socially the implication that the people who are there are not decayed, and that they are capable of remaking, with help or not, that they are capable of regenerating the places where they live, rather than assuming that because decay has occurred, we need to have a change of population. So I would say, in conclusion, that this is probably the most political subject that we have discussed today. And if we practice regeneration, we're really enabling the residents of places. We are honoring the fact that they may indeed be capable citizens in sustaining and making their own lives rather than the need of drastic surgery. So I'm delighted that the conference ends on this note. And again, these were wonderful projects, all of them. And it's a good way to end. Well, thank you. Thank you, Richard. Thank you all very much. Thank you to the presenters. And I would please ask you to stay in the table to listen to the last remarks. You stay here. Thank you.